Nesil Yayıncılığın adresi herkes duysun ekranlarından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Esma Nur Gülbahar. Gündeme dair sıcak gelişmeleri sizlere aktaracağız. Duymayan kalmasın başlıyor. Marmara bölgesi için kar alarmı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olduğu şu günlerde meteoroloji uzmanları 7 Mart tarihine dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta sonuna kadar kar yağışının beklenmediği Marmara bölgesinde Mart ayında kar yağışının etkili olabileceğini kaydeden uzmanlar İstanbul, Bursa ve Kocaeli'yi uyardı. 7 Mart akşamından itibaren Batı Karadeniz ve İstanbul'da kar yağışı beklendiğini belirten uzmanlar sonrasında yağışın tüm bölgeyi etkisi altına alabileceğini açıkladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş mega projelerini açıkladı. Geçtiğimiz cumartesi günü Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleşen büyük lansman programında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş 6 ana başlıkta önümüzdeki döneme damga vuracak mega projelerini açıkladı. Projelerini Ulaşan Şehir, Dirençli Şehir, Yeşil ve Yaşanılabilir Şehir, Üreten Şehir, Yaşayan Şehir ve Yaşatan Şehir olmak üzere 6 başlıkta toplayan Başkan Aktaş, Mega projeler kapsamında önümüzdeki dönem Bursa'daki trafik sorununun çok büyük ölçüde çözüleceğini belirtti. Kentsel dönüşümlerden yeşil alanlara, tarihi dokunun ortaya çıkarılmasından turizmin canlandırılmasına kadar birçok alanda vizyoner projeler üreten Başkan Aktaş, gençlere de Bursa'daki sosyal organizasyonlara katılım sağlayabilecekleri Genç Kart projesini müjdeledi. Genç Kart projesi kapsamında her yıl Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından içerisine 5000 TL yüklenecek olan kartlarla gençler konser, sinema, tiyatro gibi sosyal etkinliklere katılabilecek. TÜİK Şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayı tüketici fiyat endeksini açıkladı. Buna göre TÜFE'deki değişim 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %4,53, bir önceki yılın aralık ayına göre %11,54, bir önceki yılın aynı ayına göre %67,07 ve 12 aylık ortalamalara göre %55,91 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %43,44 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grupsa %94,78 ile lokanta ve oteller oldu. İsrail Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişleri yasaklayacak. Gazze'deki soykırıma 4 aydan fazla bir süredir devam eden İsrail bu yılda Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Kudüs'te baskı ve şiddetin dozunu arttırdı. Konuya ilişkin herkes duysun açıklamalarda bulunan Kudüslü aktivist Musa Hicazi, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte İsrail işgal kuvvetlerinin Mescid-i Aksa çevresindeki ablukayı arttırdığını ve Kadim Kudüs'teki askeri unsur sayısını yükseltmeye başladığını kaydetti. Netanyahu hükümetinin Müslümanların bir arada bulunmasından ve protesto gösterileri yapmasından çekindiğini kaydeden Hicazi, İsrail'in Ramazan ayı boyunca Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girmelerini yasaklayacağını ifade etti. Geçtiğimiz yıllarda da İsrail Ramazan aylarında Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişini yasaklamış ve itiraz eden yüzlerce Müslümanı öldürüp tutuklamıştı. Bursa'da 18 yaşındaki genç sazan saymalı taktiğiyle dolandırdı. Bursa'da 3,5 milyon lira değerindeki aracı almak için satıcının hesabına 700 bin lira kapara gönderen bir vatandaş dolandırıldığını anlayınca polise başvurdu. Ekipler mağdur vatandaşı dolandıran şahsı kısa sürede yakaladı. Olay dün Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. 43 yaşındaki... ÖU ikinci el araç satış sitesinde beğendiği 3,5 milyon değerindeki aracın sahibiyle iletişim kurdu. ÖU aracın sahibiyle anlaştı ve hesabına 700 bin TL kapora gönderdi. Bir süre sonra satıcının telefon numarasına ulaşamayan ÖU dolandırıldığını anladı ve polise giderek şikayette bulundu. Polis ekipleri yaptıkları inceleme ile 18 yaşındaki şüpheli ST'nin yerini tespit etti. Yeniceköy Mahallesi'ndeki eve düzenledikleri operasyonda polis ekipleri şüpheli ST'yi yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheli ST'nin ifadesinde "Hesabımı hiç tanımadığım birine kiraladım. Benim olayla bir ilgim yok." dediği öğrenildi. Şüpheli sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Duymayan kalmasın programının sonuna geldik. Yarın gündem'e dair sıcak gelişmelerle yine karşınızda olacağız. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.